Toparlasak bana şahane çalışma odası olur. Nerede bu merdiven? Biliyorum, yaptığım doğru değil. Onu gördüğüm, özlediğim her an keşke diyorum. Keşke daha önce karşılaşmış olsaydık. Her şeye geç kalmadan önce. Abla buldum. Geldim. Dur. Nerede kaldın? Hiç gelmeyeceksin sanırım. Yenilmeye hazır mısın? Tabii tabii. Bu aracı ilk defa kullanacağım bugün. Tam bir canavar. Önemli olan araç değil. Onu kimin kullandığı? İddialısın. Her zaman. Göreceğiz. Hadi bakalım. Abla gına geldi ya dinlediklerinden. Aman biz de seni dinlediğinde o kapı gıcırtılarına bayılıyorduk. Kapı gıcırtısı değil o. Metal müzik. Ha belli. Belli o metalli bir şey. Kapının önünden geçerken torna tesviye atölyesi var sanıyor insan. Bana bak sana bir kaynak gözlüğü alalım. Sen o müziği dinlerken tak onu gözüne kaçmasın. Abla sen de destek çıkma şuna ya. Şu derken? Bırak Zeynep'ciğim bırak.
Ben zaten mezdeki dinleyip de ayna karşısında oynamamış bir neslin beni anlamasını beklemiyorum. Hadi git. Elbisini hazırladım, yatağın üstünde duruyor. Hadi hazırlan. Tamam. Ali nerede? Ali nerede? Bilmiyorum. Elif! Hadi hazırlan. Abla sınavım var yarın. Ay, ne olur biraz daha çalışayım ya. Ya benim hazırlığım 5 dakika falan sürüyor zaten. Oo. Nasıl olmuşum? Aa, anne fıstık. Aa, kızım ne yapıyorsun sen orada? Avizenin yarısı yanmıyordu. Hiç yakışıyor mu? Koskoca bir yüksek mimarsın sen. Elinde ampul merdiven tepelerinde dolaşıyorsun kızım. E tamam işte, yükseldim de arşa çıktım, öyle düşün. Ben sizi bunun için yetiştirmedim ki. Benim kızlarım ancak Fransız manikürlü elleriyle nikah defterleri imzalayabilirler. Anne simler boğazıma kaçtı ya. Yazık yazık. Ben 4 kız doğurdum ama hiçbirine kadınlık öğretememişim. Aa, kadınlık öğretememişim derken ben? Bir kere senin seçtiğin koca adam çıkmadı ki sana kadınlığını yaşatsın. Ama sen beni zamanında dinlemedin Türkan. Ne oldu? Of. Acaba şu kristal avize yerine annemin topuzunu mu açsak daha mı gösterişli olur? Gösterişli olacak tabii. E çünkü benim kızım kim orada? Bir nikah şahidi. Nikah şahidi düğün sahibi yarısı demektir. Hadi kızım artık hazırlansana sen. Hadi kızım. Bir kere böyle şeylerle babalar uğraşır. Baban da bir işin ucundan tutmuyor ki. Hakikaten nerede o? Bilmiyorum, çıkmış galiba. Ah, kaçak Ali. Neredesin sen? Hani yardım ediyordun bana? İşim vardı. Bak mesela şu çocukla babanın ilgilenmesi lazım, değil mi? Çünkü hiçbir erkek çocuğu bu kadar başıboş bırakılmaz ki. Yani ben gerçekten artık televizyon programlarına çıkacağım derdimi haykırabilmek için. Ben 35 yıldır şu evin içinde kayıp kocamı arıyorum. Gerçekten. Kadınım yani ben. Hayırlı işler. Sağ ol. Servet'i gördün mü? Hayır. Kolay gelsin. Sağ ol. Selam beyler. Ahmet abi hoş geldin. Hoş bulduk. Servet uğradı mı? Yok ama gelir. Otur bir çay iç. Yok sağ olasın. Ha geldi. Ahmet abi merhaba, ne haber, nasılsın? Neredesin sen? Arıyorum ulaşamıyorum. Abi biraz işlerim yoğundu, yani koşturuyordum. Ben de sana gelecektim zaten. Hayırdır? Ne olacak bu Servet? He? Ne olacak bu? Abi biraz yani elim dar, ödeme de alamıyorum bugünlerde. Oğlum sen benimle dalga mı geçiyorsun? Abi. Başlık bana abi ne? Abiymiş. Oğlum sen söz vermedin mi? Ödeyeceğim demedin mi? Sakin ol. Söz abi, ödeyeceğim de ayıp olmuyormuş. Ne ayıbı lan? Ne ayıbı? Senden mi öğreneceğim ayıbı? Oğlum söz vermedin mi? İş kuracağız demedin mi? Elimde avcuma ne varsa getirip önüne saymadın mı? Güvendim lan sana. Adam yerine koydum seni. Şerefsiz. Bırak be. Abi sakin ol. Ödeyeceksin lan o parayı. Anladın mı? Ödeyeceksin. Yoksa gebertirim seni. Gebertirim seni Servet. Gebertirim. Mam yak bakalım. Aa bravo abla. Vay işte sahnelerimizi aydınlatan yeni ışık Zeynep'e sen. Çok sağ olun, var olun efendim, var olun. Zeynep'ciğim üstü de tamam, kıyafetin hazır. Aa bunun buraları da... Ay abla çok güzel olmuş, bu eskisinden daha güzel olmuş. Güle güle giy. Şunu da al tatlım. Vay. Şükran, bu ne kılık? Niye benim verdiklerimi giymedin? Ne olacaksın, damadın sadece mi olacaksın? Sevmiyorum elbise, iyiyim böyle. Herkes de kendileri gibi şekil yapsın istiyorlar. He. Sen çok konuşma, şu merdiveni götür. Bunlar da birbirine laf söyletmez. Şuracı ile bozacı. Yürü hadi bakma. Kızım ayda yılda bir düğün oluyor zaten. Doğru dürüst giyinsene. Güzel kızsın, fıstık gibisin.
Bu ne yani, yakışıyor mu hiç sana? Yeter ya, yeter. Şunu giyme, bunu dinleme, şunu yapma. Kendi evimde rahat edemeyecek miyim ya ben? Hem sen ne güzel evlenip gitmiştin. Neden geri geldin? Şükran, kendine gel. Ne biçim lafa, duymayacağım bir daha ağzından böyle bir şey. Ablam. Güzeller güzeli. Ablam benim. Hadi şöyle hazırlan da düğün bir Türkan görsün, Türkan. Hadi. Türkan görsün düğün. Sen orada kaza yapabilirdik. Ama yapmadık değil mi? He? Ben kazandım. Daha iyi hazırlan. Nisan'daki yarışta görüşürüz. Hadi bakalım. Telefon burada. Hah, altın. Ali, koş koş koş. Yukarıda. Telefon orada. Altın unuttum. Hadi ablacığım. Hadi. Zeynep, hadi. Nikaha gideceğiz. Nikah şahidi ortada yok. Hadi güzelim. Siz gidin abla. Beni Murat alacak. Ay canım, gidelim işte beraber şimdi. Anneciğim bırak. Kız bekar. Belli ki kavalyesiye gitmek istiyor. Ama ben hiçbir yere kavalyemle gidemedim ki bugüne kadar. Kendi düğünüm hariç. Ay yine yok işte babam. Nerede hakikaten o? Ali, okula gitmiyorsun, düğüne gidiyorsun. Tamam abla. Elifçim, sen çok güzelsin. Prensesler gibisin. Şükran, sana söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Bence de. Sen kendi kıyafetine bak. Niye? Düğüne gider gibi olmuşum acaba. Uf, gideceksek gidelim, yoksa ben oturup maç izleyeceğim. Ay, hadi bir arayın şu babanızı, bayılacağım yoksa.
Ahmetciğim, neredesin sen hayatım? Neredesin? Bütün gün seni aradık durduk ama. Bir ufak işim vardı, onları hallettim. Bak böyle oluyor mu bu halde? Oluyor mu Ahmet? Bunları atlıyoruz sonra. Tak şunu. Heh, ama düzgün tak, şöyle çek. Tamam, hadi gidelim. Hadi. Bakalım. Kızım şu yakamızı. Zeynep biz çıkıyoruz. Tamam. İlaçlarını getirdim. Sağ ol Murat'ım. Ay bunlar da boğazımdan geçerken büyüyorlar. Doktorlar verirken hiç naz yapmıyorsun ama. E oğluma nazım geçmeyecek de kime geçecek? Ağrısızın var mı? Yok canım, yok. Biraz havan değilsin diye gidelim diyorum. Eğer kendini kötü hissediyorsan evde oturabiliriz. Gidelim gidelim. Sen de Zeynep'i yan yana gelince bana şifa oluyor. Oğlum bak kaç yaşına geldiniz? Yani şu işin adını koyalım da biz de bir düğün yapalım. Ne bekliyorsunuz anlamıyorum ki. Madem öyle diyorsun, iş başa düştü. Biricik annemi kırmak olmaz. Sen geç dalganı. Bu kız bu yaşa kadar neden evlenmedi? Ha? Bak canım kız güzel, tahsilli. Kim bilir kimler koşuyordur peşinden. Belli ki o da senden bir hareket bekliyor. Kısmeti kadere bırakmayacaksın. Yakalayıp alacaksın. Yoksa böyle elin böğründe kalır. Dur bakalım. Belki oğlunun da bir bildiği vardır. Hadi gidelim. Hadi. Vallahi anlamıyorum ben bu Taylan'ı hiç. Güzelim oteller varken insan şurada düğün mü yapar canım? Aman neyse. En güzeli bizim evlatlarımızın başına. Daha güzeli. Allah, biz biraz şurada takılacağız. Anne. İyiyim anne. Teşekkür ederim. Sen de çok şık olmuşsun. Sağ ol. E hadi gidelim. Hadi. Merhaba. Kızım nerede kaldınız? Şahitsiz kıyılacaktı nikah neredeyse. Yani... Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Gülnaz abla. Hoş bulduk. Nasılsınız? Şükür iyiyim. Maşallah. Pek yakışmışsınız. Allah bir yastıkta kocansın. Ha yok Mesude ablam,
Biz evlenmiyoruz. Mesude abla, hani Taylan vardı ya, zengin olup taşındı mahalleden. O evleniyor. Ben hep diyordum, bu Zeynep'le Murat evlenir. Bak, benim dediğim nasıl çıkar. Nişan çok güzel olmuş. Araya kıymışsınız Latife. Baba evinde her iş bu kızdan sorulur. Sanki evin erkeği. Senin işin çok zor, çok. Ah Mesude abla. Yani muhtar gibi kadın derler ya, öyle bir kadındı. Zehir gibi aklı vardı. İyice gitmiş şimdi aklı. İyice gitmiş şimdi aklı. İnanın babaları hatırlamaz bizim evlilik yıldönümümüzü. Mesude abla hatırlardı. Ben de diyordum ki annem kolayı ne zaman babama getirecek diye. İşte yarın evlilik yıldönümünü unutmasın diye hatırlatma yapıyor babama. Biz yine de bir hatırlatalım babama. Murat abi. Berkay. Ne haber koşum? Nasılsın? İyiyim. Ay pek de sever Murat abisini. Ya sen ne kadar yakışıklı olmuşsun. Bu ne böyle? Ya rica etsem 2 dakika göz kulak olur musunuz? Ben hemen geliyorum. Tabii buradayız biz. Ben hemen geliyorum, değil mi? İyiyim. Aa, kim bu? Kenan Arca. Şeyleri var bunun, zincirleri var. Yani otel zincirleri var. Hem de dünyanın her yerinde. O kadar çok parası var ki bunun. Ne diyorsun? Evet. Ha, üstelik Kadir İnanır'dan yakışıklı vallahi. Aslında ben buna kuyruklu kısmet derim de. Ama nerede benim kızlarımda o akıl? Murat. Hadi gidip sarılsana oğlum. Mesudeciğim. Ya evlendiriyorsun ya tanıştırıyorsun. Sen yemeğini yiyip keyfine baksana. Dışarıda baloncu var. Balon alabilir miyiz? Annen kızmasın sonra. Yok yok, kızmaz. İyi tamam, alalım o zaman. Ben geliyorum şimdi. Tamam. Abla şişim geldi. Hadi gel, gidip gelelim birlikte. Ben götürürüm. Yok yok, biz gider geliriz. Değil mi Berkay? Hadi gel. Hadi git bakalım, bekliyorum ben burada.
yalnız düşersiniz öyle. Hep düşüyordum evet, korktum. Pardon. Ya bir görevli yok mu acaba? Hani onlar yardım etse? Yok gerek yok, ben hallediyorum şimdi. Ben alayım istersin. Hayır teşekkür ederim, hallederim ben. Hayır benim boyum daha uzun ya, ondan söyledim. Sağ olun. O zaman şöyle yapalım. Ben şöyle yardım edeyim size. Bir daha. Tamam. Evet dur, pardon. Tamam tamam, tut tut. Tamam. Pardon pardon. Tamam. Ay. Tamam. Abla geldim. Ha, al bakalım bunları. Hadi. Teşekkür ederim. Ben alıyordum zaten. Şey oldu. Sağ olun. Rica ederim. Pişt. Ya çok güzel oldun bakalım. Bir daha bakıyor. Yakıyorsun ortalığı. Eli Murat. Büyülendi ya çocuk. Ay benim beyaz atlı eniştem. Ya abla ne eniştesi, biz arkadaşız ya. Ay ne arkadaşı Zeynep? Aa çocuk gözümüzün önünde yanıp kavruluyor yıllardır. Görmüyoruz sanki. Ay daha ne istiyorsun? Akıllı çocuk, avukat çocuk, yakışıklı. Daha ne istiyorsun? Tamam biliyorum. Murat çok iyi bir çocuk. Ben de onu çok seviyorum zaten ama... Ama aşık değilsin. Sen aşık olmak mı istiyorsun Zeynep? Yani yok. Ah Zeynep ya. Ben de seni akıllı bir kız sanıyordum. Sen meğer bütün kötü huylarını benden almışsın. Murat ne zaman başım sıkışsa yardımıma koşuyor. E tamam sen de öyle. Bak annesi hastalandı, hep yanlarındasın. Dert güzelim, dert. Dert insana yaklaştırır be kızım. Hem evlilik dediğin ne? Başını koyacak bir omuz. Biz Murat'la sadece o kadarız işte. Birbirimiz için birer omuzuz o kadar. Sen beni omuz değil kalp istiyorum diyorsun yani. Hanımlar. Murat'cığım hoş geldin. Ben oturmak zorundayım yalnız. Benim ayakkabılarım fena vurdu. Ver ceketini sen. Vay be. Taylan'ın düğünü. Hayatta evlenmem diyen doydu aramızda. İşte. İnsan aşık olunca bütün büyük sözlerini yutuyor. Zeynep. Benim seninle konuşmak istediğim bir konu var. Daha doğrusu bir sorum. Kötü bir şey mi? Çok ciddi girdin söze. Vereceğin cevaba bağlı. Geline damat sizi görmek istiyor. Hadi gidelim heyecanlarını yatıştıralım. Neredeler? Yukarıdalar. Oldu mu? Güzel güzel. Kesin eminsin değil mi bak sonra? Biz geldik. Ha? Ya. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bak hemen tanıştırayım. Zeynep, Murat. Merhaba. Merhaba. Çocukluk arkadaşlarım. Biz o zamanlar üç kişi çetiydik, mahalleyi birbirine katardık. O kadar eskiyiz ki ne zaman tanıştığımızı bile hatırlamıyorum ben. Kenan da benim master'dan arkadaşım. Sinem'le de bizi o tanıştırdı zaten. Ayrıca kendisi de Sinem'in nikah şahidi olur. Kardeşimdir yani. Aynı takımdanız demek. Ha evet öyle. Ya Taylan ne acayip ya. Çocukken buranın bahçesinde oyunlar oynardık. Şimdi siz burada evleniyorsunuz. Evet ya. Bak Kenan, bak duydun mu? Ya abi başımın etini yedi ya. Yok düğünü New York'ta yapalım, yok Bali'de yapalım. Ben söyledim. Ben doğduğum, büyüdüğüm mahallede yapmak istiyorum düğünü dedim ya. Yani Taylan'ın bu mahalli meraklarından kurtulamıyoruz. Bizim mahalle size biraz folklorik geldi galiba. Estağfurullah.
Ben hani dünyada bu kadar çok alternatif varken insanın doğduğu mahallede evlenmesi bana biraz tuhaf geldi, o kadar. Ben geleceğe inanırım, geçmişe değil. Hafızası olmayan rüya göremez. Hafıza çoğu zaman yanıltıcı olabilir ama, değil mi? Gençler, kestik. Ya düğün eleştirilerinizi en azından bizim düğün üstünden yapmasanız. Malum gelin gergin, hem daha nikaha da kıymadık. Evet de demedi ha. Bence ha? De. Kenan Bey, aracınız otoparka almamız lazım. Tabii. Giriş çıkışı engelliyormuş. Tabii tabii. O kapıdaki kamyonet sizin miydi? Gelinin damadı ve şahitleri nikah masasına davet ediyor. Bizi çağırıyorlar. Artık bayılırsam tutarsın. Tamam. Hadi hadi hadi. Hadi, hadi. Hadi bakalım. Seni hangi yıldız gönderdi? Hoş geldin canım şu gönlüme. Seni yıllarca aramıştım. Anlamsız bomboş o gözlerde. Nerede görülmüş nikah şahidinin gelinden daha çok parladığı Gülnaz abla? Vallahi tarihe geçecek bu düğün. Aşkın mevsimi olmaz ki. Seni ben içime öyle beklemişim ki ölürüm nefesine. Sarıp sarmala beni güzelim. Değerli konuklar, bu mutlu geceye hoş geldiniz. Gelin Hanım, adınız soyadınız? Dilem Deniz. Damat Bey, adınız soyadınız? Taylan Çınarlı. Birbirinizle evlenmek istediğinizi bize yazılı olarak bildirdiniz. Siz Sayın Sinem Deniz, Sayın Taylan Çınarlı. Hiç kimsenin baskı ve etkisi olmaksızın. Özgür iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Sayın Taylan Çınarlı, Sayın Sinem Deniz'i hiç kimsenin baskı ve etkisi olmaksızın özgür iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sizler de şahit misiniz? Evet. Evet. Ben de medeni yasanın ve belediye başkanının bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizlere eş ilan ediyorum. Seni ben İçime öyle beklemişim ki ölürüm nefesine. Sarıp sarmala beni güzelim gültenine. Bir daha düşer miyiz ki bilmem. Teşekkür ederim. Hadi bitti mahalle ızdırabın. Mutluluklar diliyorum. Teşekkürler. Bas, sen bas. Ayağına bas. Hayır. Hoş geldin canım şu gönlüme. Seni yıllarca aramıştım. Anlamsız bomboş. O gözlerde bana değil, objektife bakacaksın. Zamanı değil deme bana. Sen şimdi benim ağzımın payını veremedin diye kendi kendini yiyeceksin değil mi bütün akşam? Aşkın mevsimi olmaz ki. Bize müsaade. Seni ben içime öyle beklemişim ki ölümün nefesine. Sarıp sarmala beni güzelim. Bir daha düşer miyiz ki bilmem. Sevdanın böylesi mi? Seni ben içime öyle beklemişim ki ölürüm nefesine. Dur, yaklaşma.
Yaklaşma, yaklaşma. Ne yapıyorsun, delirdin mi? Git buradan abi, git buradan. Servet, delirdin mi, ne yapıyorsun? Git buradan, git buradan. Servet, saçmalama, bırak onu. Yapamadım ben işte, olmadı, beceremedim, her şeyi berbat ettim. Tamam Servet, saçmalama, bırak onu. Affet beni ne olur. Bak yapamadım ben, böyle olmasını istemezdim. Ne olur yapma. Servet dur ya, Servet! 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 Servet ne yaptın? Servet! Kızım nereye kayboldu bu baban yine? Hayır, onun canı bir şeye sıkkın. Bana da söylemiyor. Git bul şu babanı. Bak tansiyonu düşecek, bir yere yığılıp kalacak. Allah muhafaza yani. Ali dur. Aa. Hayır, Ali de burada yok ki gönderebileyim onu canım. Tamam tamam, ben bakıyorum şimdi. Sen sakin ol. Nerede ya? Hakikaten. Bu kadar dakika insan nereye kayboldu? Sakin ol. Çok teşekkürler. Selam söyleyin, tamam? Görüşürüz. Hayırdır? Gelişimden kaçmış galiba. Çok komik. Ayakkabıları vurdu, onu değiştirmeye gitti. Ya ama akıllı kızmış. Düzgün çocukla evlendi. Bir de seni alacak bir akıllı bulsaydık çok güzel olacaktı da işte. Allah. Bu gelin hanımın şahidi. Pek sempatik. Valla ben Kenan'la tanışıp ilk bakışta gıcık olmayan, ikinci görüşte de aşık olmayan bir kadınla tanışmadım şimdiye kadar. Hiç. Bence fazla şımartılmış o. Yok ya, sert gördüğüne bakma. Çok iyi çocuktur aslında. Çok da eğlencelidir ha. Yok artık. Ya bakma sen ona. Şimdi o yabancı bir ortamdan, başka bir dünyadan geldi. Buraya alışık değil. Yabancıladı yani ortamı. Ay kıyamam. Zaten bir iki güne kadar Ceren'le Londra'ya taşınacaklar. Zeynep Hanım, bu dansı bana lütfeder misiniz? Gel kız, gel. Gel. Gel bakalım. Yalnız mı bıraktılar seni? Ha. Gel gel, bu gece oturmak yok. Sen beni öldüremediysen. Ne oldu, erken mi çıktın dünden? Hayır, babamı arıyorum, ulaşmaya çalışıyorum ama bulamıyorum. Şimdi düğüne geri döneceğim. Bin götüreyim ben seni. Bu ne ya? Türkan'la Kadir. Bugün yaptırdım. Benim için bir Türkan varsa o da sensin ama. Ha, sen de Kadir inanır mı oldu şimdi başıma? Gören aramızda... Aramızda bir şey var diyorsun yani. Hayır Kadir, yok diyorum. Olamaz da. Söktü şunu. Niye ya? Seviyorum seni ben. Yavrucuğum, sen daha gençsin. Toysun, dünyayı da bilmiyorsun. Senle benden olmaz. Ben de seni o adam gibi üzeceğim diye korkuyorsun değil mi? Beni ne mühendisler ne doktorlar üzdü beni. Dökül şimdi eteğimden. Şunu da söktür. Türkan. Kadir. Git işine. Benden sana Türkan olmaz. Söktür şunu.
Hazara bak ya. Kibarlık edelim dedik. Abi vallahi süper oğlum. Kralsın be Kadir abi. İyi akıl ettin. Ama bizimkiler görmez değil mi? Yok yok, kimse görmez. Bakın keyfinize. Yavaş oğlum, yavaş yavaş. Tamam abi ya, sıkıntı yok. Da gördük. Çıkalım mı artık? Ne oldu? Hassizleştin mi? İyi misin? Yok oğlum, yok. İyi. Anneciğim ben. İyiysen biraz daha kalabilir miyiz? Zeynep'le bir şey konuşacağım da. İyisin değil mi? İyiyim, Bir saniye lütfen. Alo. Heh, şimdi duyuyorum. O Londra'daki toplantıyı 3 gün sonraya alın. Sunum dosyasına bana bir şekilde gönderin, tamam mı? Gece bakacağım ben ona. Tamam. Cinderella, bak ayakkabının tekini getiremem ama istersen koluma girebilirsin. Zeynep, ben de seni arıyordum. Ne oldu? Topuğum kırıldı. Gel şöyle oturalım. Al. Gel. Biraz konuşabilir miyiz? Şimdi mi? Şimdi. Hani derler ya, ilk görüşte aşk. Ben seni ilk gördüğüm anı hatırlamıyorum. Sen hep vardın. Ama ben seni her gördüğümde bir daha aşık olurum. Zeynep.
Alo. Efendim? Nasıl? Nerede şimdi Ceren? Tamam, ben geliyorum. Cevap vermeyecek misin? Murat. Ben... Baba? Ahmet abi? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Bir şey mi oldu? Yok, yok bir şey olmadı. Gel, hadi gel biz eve gidelim. Annem böyle görmesin seni. Murat, ablama Zeynep babasıyla eve gittiler misin? Anneme sakın bir şey belli etme. Sağ ol. Baktım vallahi hiçbir yerde yok. Kalabalıktan yolda eve gitti herhalde. Ay hey Allah'ım. Murat babamı gördün mü? Ben de sana onu söyleyecektim. Zeynep'le eve gitti babam. Aa, niye bizi beklememiş? Yorulmuş, onlar eğlencesini bozmasın dedi. O zaman ben Şükran'la Ali'yi bulayım. Biz de gidelim. Yani eşiktekinden beşiktekine hiçbiri ortada yok maşallah. İyi, ben burada bekliyorum o zaman. Hayret yani. Daha iyisin değil mi baba? İyiyim, iyiyim. Biraz dinlenirim, geçer. Anne? Anne? Anne! Anne! Kimse yok mu? Anne! Yardım edin! Dur! Hastaneye gitmemiz gerekiyor. Acil yardımcı olur musunuz? Anne! Anne! Gül belalıdır, gülün gözü eladır, gülümden ayrı yerde. Yar bana dargındır, yarime ben sevdalı. Yarimden başka yar sevenin gözü yaşlı. Hakkı gül helalıdır, gülün gözü eladır. Gülünden ayrı yer. Ne oldu? Türkan abla, bu şarkıyı eşlik ettiğimi duysa var ya, alnımdan öper. Sabah kavga ettik ya şarkı için. Türkan abla nasıl şarkılar seviyor? Yıldız değil be. Neyse, şarkı devam. Okey, gül belalıdır, gülün gözü
sen ayrı yerde gönüllerdendir. Yar bana dargındır, yarime ben sevdalı yarimden. Vay Metancı Şükran vay. Abla sen de söyle. Gül belalıdır. İş kim işiniz siz burada? Abla bir yudumcuk. Ya siz beni veren mi edeceksiniz? Nereden buldunuz içki? Sen verdin değil mi? Ya ben öyle şey eğlenelim diye çocuklar biraz içsin diye ya. Bravo ya valla. Öyle koca adam gibi dolanıp konuşmayı biliyorsun. Bu mu yani yaptın? Siz de bunu mu örnek alıyorsunuz? Gülme. Gülme düşenime annemin haberi olmadan eve gidiyoruz. Çabuk. Ya gülme. Sen karışma. Şşş, bir dakika ne oluyor ya? Sen kimsin ne oluyor? Kenan! He? Bırak beni! Yürü. Anneciğim tamam geldik. Anne. Ay burası mı? Ay tam. Hah. Ay Elif evet. Oy evet. Ay kocaman düğün oldu bitti. Bir aile toplanıp da şöyle güzel bir fotoğraf çektiremedik yani. Taylan abiden diyor videosu alır bunu izleriz biz de işte. Canım videoyu çerçeveletip duvara astırabiliyor musun sen? Şükran'la Ali nerede? Bütün düğün boyu yoklardı ortada. Onlar çoktan yattılar anne ya. Tam işte ay tam. Ay Elif'ciğim. Hadi bana su getir. İçim kurudu. Tamam. Ay. Topuklular falan mahvoldum yani. Ay. Ay. Thank you.
Oo, afiyet olsun. Yapayım mı sen de? Yok ablacığım, ders çalışacağım şimdi. Sınav var ya yarına. Tamam yat, dinlen artık diyeceğim de dinlemezsin ki. Son kez bir bakayım da içim rahat etsin. Kolay gelsin. Sağ ol ablacığım. Hadi iyi çalışmalar. Aldım. Eline sağlık. Afiyet olsun. Ay. Ay. Yorulmuşum ya. Nesi varmış babamın? Bilmiyorum. Ruh gibiydi bir görsen. Üsteleyemedim de. Nahoş bir durum yoktur umarım. Bana bak. Siz pek muhabbetliydiniz ki Yanarca'yla. Ne muhabbeti, ne zaman? Hadi be sen de. Kaçar mı anne? Aman abla ya. Nikah kıyılırken bile fısır fısır orada. Ne yapacağım ben fısır fısırken Anarca'yla ya? Canımı sıktı, ben de verdim ağzının payını. Zaten İstanbul'a sığamamış. Yakında sevgilisiyle Londra'ya taşınıyormuş beyefendi. Aman iyi, selametli. Hayatta en sinir olduğum insan kibirli insan. Hı. Gerçi bak iyi oldu geldi. Murat nasıl kıskandı? Hatta bir ara siz böyle dans edecek gibi oldunuz ya Kenan'la. Ya yok, ne dans edeceğim ben onunla? Vallahi ben onu bunu bilmiyorum. Çocuğun rengi kaçtı resmen. Abla. Bir şey diyeceğim. Dökül. Murat bana evlenme teklif etti. Ay çok şükür. Ay çok şükür. Bak nasıl? Hemen kıskandı, nasıl işe yaradı gördün mü? Ya yok. Baya hazırlanmış, planlamış, yüzük almış falan. Ay kıyamam ben ona. Nerede yüzük? Hayır mı dedin çocuğa Zeynep? Vermedim cevap. Ama ben hep diyorum sana, bak Murat iyi bir çocuk, seni üzmez. Ablam. Bir de bu akşam şey oldu Bahçeli. Ne oldu canım? Topuğum kırıldı. Yazık. Gidip bar köşelerinden topluyorsun. Bu kaçıncı rezalet? Ama sen Ceren'in durumunu biliyorsun. Kız zaten hasta. Bu sıralar ilaçlarını biraz aksatmış işte. Ne? Gözünün önünde içireceksin o ilaçları demedin mi? Embesil misin sen? Hala. Kabahat onun değil. Suç bizde. Daha çok ilgilenmemiz gerekiyordu Ceren'le. Anne babanızın yokluğunu sizlere hissettirmemek için elimden geldiğince çabaladım. En iyi imkanları sundum. Bu aileye yakışır şekilde büyüttüm sizi Kenan. Ama Ceren'in yüzünden ne ailemizin ne de işimizin en ufak leke almasına müsaade etmeyeceğim, bilesin. Sen merak etme. Biz zaten Londra'ya taşınıyoruz. Kararım kesin. Kimseye de leke sürdürmeyiz. Buradaki işlerin ne olacak peki? Ama biz seninle bunu kaç defa konuştuk. Ben başka bir işle ilgilenmek istiyorum. Sen zaten buradasın. İşin başındasın. Eğer bana çok ihtiyacın olursa gelirim. Ceren'e sahip çıkabilecek misin peki oralarda? Bence acilen yine hastaneye yatırmamız lazım. Yoksa her an bir rezillik çıkabilir. Bence böyle bir ihtiyaç yok. Ceren'in durumu gayet iyi.
Kenan, durum ciddi, farkında mısın? Ceren'in kontrol altında olması lazım. Anneniz de aynıydı. Ceren'e bakınca o kadını görüyorum. Eğer bir şey yapmazsa o da aynı anneniz gibi akıl hastası olacak. Hala. Bak, ne zaman böyle bir konu açılsa lafı dönüp dolaştırıp anneme getiriyorsun. Senin annemle ilgili başka hiçbir anın yok mu? Ben kararımı verdim. Londra'ya taşınıyorum. Ceren de benimle birlikte geliyor. İyi geceler. İyi geceler oğlum. Anoş. İzin verirsen yatacağım. Çok geç oldu. Bir deftere sığınacak kadar yalnız kaldım. Bilmiyorum. Kocamın evinde hapis gibiyim. Boğuluyorum. Kocamın evi. Tanıştığımızda kocam... Nasıl anlatsam... Dedim ki bu adamın yanında bana kimse zarar veremez. Güçlüydü. Güven veriyordu. Beni seviyordu. Sonra oğlum doğdu. Tamam diyordum. Artık hayatımda hiçbir eksik yok. Kocamın bitmek bilmeyen iş seyahatleri. O evde şeyinin baskısı. Şey. Piri masalında saray sandığım evin baş gardiyanı. Biz hiçbir zaman bir aile olmadık. Altın yaldızlı çerçevede sergilenen bir aile tablosuyuz. Herkesin zoraki gülümsediği. Şimdi hayatımda o var. Sevgilim. Onu ilk gördüğüm an kendime dedim ki, çevir başını git. Bir saniye daha bakarsan geri dönecek bir evin kalmayacak. Bir saniye daha baktım. Şimdi bugünlükten başka gidecek yerim yok. Geçip giden zamanları bir yerlerde bulsam. Geçip giden zamanları bir yerlerde bulsam, sonra üzülsem, üzüldüğüme üzülsem, sonra üzülsem, üzüldüğüme üzülsem, gözyaşıma dalıp dalıp seni hatırlarım. Geçip giden zamanları bir yerlerde bulsam. Geçip giden zamanları bir yerlerde bulsam. Sonra üzüldüğüme üzülsem, sonra üzülsem, üzüldüğüme üzülsem, gözyaşıma dalıp dalıp seni hatırlarım. Gittim
Günaydın. 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 Donatmışsın sofrayı. Annem çok mutlu olacak. Ellerine sağlık abla. Babamı hatırlatmayı unuttuk. İnşallah unutmaz bu sefer. Ay. Birileri daha ayılamamış. Abla ya. Söyledin değil mi? Bir daha olursa anneme de söyleyeceğim. Midem çok kötü bulanıyor ya. Neden acaba? Biliyorsun midenin huyunu, ne içiyorsun arpanın suyunu derler atalarımız. Anne, bu ne güzellik, bu ne süs ya sabah sabah. Ayol ben ne zaman kocamın yanında ruhsuz dolaşmışım değil mi çocuklar? Annemizden biraz kadınlık öğrenelim artık ha? Yok, bugün bir başka ama. Böyle daha bir özenilmiş gibi. Yok canım. Sürpriz. Ay nasıl mahcup ettiniz şimdi beni. Ama babanız daha mahcup oldu çünkü yine unuttu. Yine unuttu, yine unuttu. 35. evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. İnsan senin yanındayken yılların nasıl geçtiğini hiç anlamıyor. Anne keşke gelinlik giyseydin ya bugünün şerefini. Ay yok canım ben biliyorsun hoşlanmam öyle şatafatmış süsmüş. En sevmediğim şeyler. Allah Allah. Dün gelini parçalıyordun çiçeğini kapmak için. Gülme sen. Pasta güzel olmuş. Eline sağlık. Sen yemeyeceksin ama izin vermiyorum. Gel buraya gel gel gel. Şaka yaptım gel. Ya abla ya. Be sulu sulu. Öpeceğim. Oriental metalci gel. Hadi üfleyin. Polisler gelmiş. Polis mi? Ne polisi? Ay Ahmet. Buyurun. Ahmet'e senin evi mi? Bir durum mu var memur bey? Zeynep ne oluyor? Babamı soruyorlar. Buyurun. Ahmet Esen. Buyurun beyim. Bizimle emniyete gelmeniz gerekiyor. Neden? Servet Kaya cinayetiyle ilgili. Cinayet mi? Servet amcaya bir şey mi oldu? Ay cinayetle benim kocamın ne ilgisi olur memur bey? Ne yapıyorsunuz? Zorluk çıkarmayın lütfen arabaya. Bir dakika lütfen. Bir dakika. Ben de geliyorum abi. Tamam sen bir sakin ol. Ya. Dur tamam dur bir sakin ol. Yakın babam. Memur bey bugün bizim evlilik yıl dönümümüz çocuklar bir sürü pastalar falan. Anne sen ne yapıyorsun? Anne. Nasıl bir günde alıyorsun? Ay anne bir anlıyorsun ne oluyorsun? Tamam. Sor, bak götürüyorlar. Tamam tamam siz sakin olun ben hemen haber vereceğim size öğrenir öğrenmez. Ara hemen hemen. Tamam ara. Annem tamam. Günaydın abi. Günaydın canım. Nasılsın? İyiyim. Daha iyi oldu mu? Dinlendim. Üstüne spor bile yaptım. Süper. İlaçlarımı da aldım. Aksatmayacağım bir daha. Sen bakma halama. Takma yani onun her dediğini. Dün gece için teşekkür ederim. Yine zor durumda bıraktım seni. Halamla da gerilmişsin yine benim yüzümden. Boş ver sen takılma bunlara. Geçti gitti. Sıkılmadın mı beni toparlamaktan? Sen olmasan ben ne yapardım acaba? Öyle konuşma lütfen. Ben hep senin yanındayım. Her zaman. İyi ki sen varsın. İstediğin oldu. Gidiyoruz Londra'ya.
Sonunda. Çok heyecanlanıyorum düşündükçe. Bir sürü şey var aklıma. Çok güzel olacak. Halamdan uzak kalmak da çok iyi gelecek bana. Sana da öyle değil mi? Anlatsana, düğün nasıldı? İyiydi, normal. Yani bildiğin düğün işte. Sen niye gelmedin? Gelecektim. Sonra Tuğçe aradı. Kerem'lerin partileri var falan deyince dayanamadım, atladım oraya gittim. Şaşırmadım tabii. Ya aslında çıkışta gelecektim ama ne bileyim, sonra dansa gidelim dediler. Unuttuk gitti, düğün yalan oldu. Sonrasını biliyorsun zaten. Ayıp olmadı değil mi Taylan'a? Artık benim yok. Başka sefere artık diyeceğim ama. Bir daha evlenirse tabii. Günaydın. Günaydın. Neyse, ben bir şeyler yiyeceğim. Ben de yerim. Şey diyecektim. Sen emin misin bu konudan? Yani gidecek misin kesin Londra'ya? Tabii ki. Yani her şey hazır zaten. Ceren'in durumunu göz önünde bulunduruyorsun değil mi? Yani. Sen hiç merak etme. Ceren'in sorumluluğu artık bende. Yani senin endişelenmene gerek yok artık. Sen bu fotoğrafı daha önce gördün mü? Nereden buldun? Eski fotoğrafların içinden çıktı. Ben de hatırlayamadım. Peki bu evi daha önce gördün mü? Nerede olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. İşte ben de dün gece tesadüfen gördüm bu evi. Tabii neresi olduğunu hatırlayamadım. Eve geldim. Sonra bu fotoğrafı buldum. Bak. O ev. Normal olarak hatırlayamayınca sana bir sorayım dedim, belki sen hatırlarsın diye. Ya ne oldu, ben anlamadım. Babamın ne ilgisi var ki o herifle? Babamı niye alıyorlar? Polisler de bir şey demiyor zaten. Uf, vurmuşlar adamı be. Korkunç ha. Bir de bu kafayla okula gidiyoruz. Türkan ablamla bir tuhaf. Tut durdu gideceksiniz diye. Ne olacak şimdi Şuko? Ya bir yanlışlık var kesin. Çözülür mesele. Yani inşallah. Benim de başım ağrıyor. Hiç tadım yok. Az içseydin. Ne yapsak? Gitmesek mi okula? Kıralım diyorsun. Otobüs de gelmiyor zaten. Gençler günaydın. Günaydın abicim. Moraller bozuk, hayırdır? Okula gidiyorsunuz diye mi? Yok ya. Sabah polisler gelip babamı aldı, tat kalmadı. Ne? Polis mi? Oğlum bakmayın öyle, atlayın arabaya. Hatta yolda anlatırsınız bana, ben bırakırım sizi. Hadi. Tak kemerini. Altı yedi ay önce Servet Ahmet abiye beraber iş yapalım demiş. Ahmet abi de para koymuş işe. Servet kısa zamanda kâr ederiz diye düşünüyormuş. Ama işler ters gitmiş. Servet batmış. Haliyle baban da batmış. Kefil olmuş baban Servet. Haberimiz yoktu, söylememişti babam. Mesele hallolur diye düşünmüş. Sizi üzmek istememiş, o yüzden anlatmamış. Babam nasıl peki? Yani morali yok haliyle. Haciz falan derken zaten sinirleri iyice yıpranmış. Bir de bu olay. Servet'in intihar ettiği çok açık. Ben en geç bu akşam babanı çıkartırım. Soruşturma için biraz tutacaklar. Prosedür var. Of, çokmuş borç. Benim bir yolunu bulmam lazım. Para bulmam lazım benim. Ben yanındayım.
Merak etme. Bir şekilde hallederiz. Babamı da göstermiyorlar zaten. Bari ben gideyim sağa sola sorayım. Bir şeyler toparlamaya çalışayım falan. Ay, az buz da para değil ki. Neyse, ne geçerse elime artık. Belki içerideki maaşlarımı alırım. Sen buradasın değil mi? Benim bir hastaneye gitmem lazım. Ama hemen gelirim. Hastane mi? Neden? Dün gece düğünden sonra annem biraz kötü oldu. Hastaneye kaldırdık. Ama şimdi iyi. Şansımız da bizim Sevim nöbetçiymiş. İlgileniyor sağ olsun. Ben de kan vereceğim. Tedbirli olalım dedi Sevim. Ya sen Gülnaz teyzeyi hastanede bırakıp buraya mı geldin? Neden söylemiyorsun? Ben bilsem... Lafı olmaz. Deme öyle. O zaman gidelim. Vakit kaybetmeyelim. Bir gelişme olursa ben sana haber veririm. İçin rahat olsun. Tamam? Lan olacak iş değil. Öyle alıp götürdüm yani polisleri Ahmet amcayı. İşte karakolda anlatırız dediler. Biz de fazla bir şey bilmiyoruz. Zeynep ablam orada şimdi. Vurmuşlar adamı ha. Vay anasını arkadaş. Türkan ablanız da çok üzülmüştür şimdi. Latife teyze de perişandır tabii. Öyle valla. Bizi de okula gönderdiler. Aklım babamda benim ya. Ne işimiz var okulda? Aa, sıkmayın canınızı. Ahmet amca iyi adamdır. Kötü bir şey yapmamıştır. Hadi bakayım girin dersinize. Takılmayın, hallolur her şey. Sağ ol abi bıraktığın için. Ne demek kardeşim benim. Bir şey olursa telefonla beni arayın, tamam mı? Çok sağ ol Kadir abi. Siz de sağ olun. Hadi iyi dersler. Davaları bırakıyorsun. Şimdi sana yeni bir iş vereceğim, onu araştırıyorsun, tamam mı? Tabii efendim. Nedir mesele? Bir ev var. Açık adresini atacağım ben sana. O evin önceki sahipleri, kiracıları. Ne varsa araştırıyorsun bana. Bilgi belge toparlıyorsun, tamam mı? Peki Kenan Bey. Anlamıyorum. O evi sordu bana. O fotoğrafı da bulmuş. Ben her şeyi attık sanıyordum. İz kalmadı diye içim rahattı. Sen ne dedin peki? Bilmiyorum dedim, geçiştirdim ama... Ama ne? Ben yeğenimi biliyorum. Kenan bu işin peşini bırakmaz. Ne yapacağız peki? Ha? Biliyordum böyle olacağını. Bir gün her şeyin ortaya çıkmasından korkuyordum. Ya sana hep dedim. Dedim ama dinletemedim ki. Bir şey olmayacak, merak etme. Korkacak bir şey yok. Günah boynumuza. Sen bir suç işledin, beni de bu suça ortak ettin. O günden beri içim hiç rahat değil. Daha ne zamana kadar saklayacaktık ki? Elbet bir gün o... Tamam dedim. Ben bakacağım çaresine. Hadi sen de işine bak. İyi dinle beni. Kenan'ı takip edeceksin. Evet, Kenan'ı. Attığı her adımdan haberim olacak. Aldığı nefesi bile rapor edeceksin bana. Anladın mı? Akif Bey, kolay gelsin. Buyurun. Yani biliyorsunuz son aylarda maaşlar yarım yatırılmıştı. Kalan ödemenin bugünlerde yapılma imkanı var mı acaba? Zor. Bu ayın maaşı da kesintili verilecek. Yani ailevi bir ekonomik problem var da. Şirketin durumu sıkışık. Kasaya girmeyen parayı ben nasıl ödeyeyim? Yoksa yardımcı olmak isterim ama. Ben yardım istemiyorum.
Çalıştım, hakkımı istiyorum. Ödeme imkanı olursa size öncelik veririz. Anladım. Kolay gelsin. Teşekkürler. Leyla, kolay gelsin. Ben sabah bir iki saat izin almıştım. Patrona söyler misin, sunum hazır. Son bir göz atacağım, saat 2'de müşteriyle görüşeceğim. Butik otel projesinden mi bahsediyorsunuz? Evet. İyi de onun sunumu yeni bitti. Nasıl? Öğleden sonra yapılacaktı. Kim girdi ki toplantıya benim yerime? Hazım Bey. Hazım Bey toplantı odasında mı hala? Evet. Tamam, sağ ol. Projenin sözleşmesi lazım. Peki, hazım. Hazım Bey, siz ne yapıyorsunuz? Aylardır doğru dürüst maaş vermiyorsunuz. Şimdi de benim projemi kendi projeniz diye mi sundunuz? Projeler mimarların değil, şirketlerin imzalarıyla satılır. Peki benim projemin altında neden senin imzan var? Bu şirketin sahibi benim. Sen paramı vermiyorsun. Projemi çalıyorsun. Haddini aşma. Ağır ol bakalım. Benle bu şekilde konuşamazsın. Konuşmuyorum. Artık zaten muhatabım değilsin. İstifa ediyorum. İyi. Referans için aradığımda nasılsa özür dileyeceksin. Ben kendime hırsızlığı referans göstermem. İçinizi ferah tutun. Kara gün kara doğmaz. Sağ olasın Emine abla. Çok sağ ol. Bir ihtiyacın olursa biz buradayız. Ay, çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Aç. Ahmet abinin durumunu öğrendim Şükran Nali'den. Dayanamadım. Ha, bahanen de hazır tabii. Ya öyle değil. Dedim gideyim bir Türkan'a sorayım. Belki yapabileceğim bir şey vardır. Ki mutlaka vardır. Neden dersen. Türkan, ben senin için her şeyi yaparım. Kadir. Servet abi intihar etti. Babam karakolda. Üstelik hayatımız boyunca çalışsak bile ödeyemeyeceğimiz kadar borca batmışız. Hayatımız tepe taklak olmuş, sen hala oyun peşindesin. Arabamı satayım. Futboldan da iyi kazanıyorum. Ben yardım ederim size. Yeter ki seni... Yeter ki ben sana yüz vereyim. Yeter ki senin yüzün gülsün diyecektim. O bana yeter. Türkan! Neredesin? Hadi git buradan. Git, bir daha da gelme. Benim gerçek problemlerim var. Sen git yaşıtlarınla oyna. Zeynep, onca yılın şuna sığdı. Ne yapacağız şimdi? Yapın şeyle, masayı da halledin. Efendim canım. Alo Taylan. Uçağa binmeden yakaladım seni. Ya uçak akşamüstü. Ben restorandayım, birkaç evrak imzalamam lazım. Zamanın varsa bir görüşebilir miyiz? Bir durum var da. Olur tabii, gel buraya. Tamam, hemen çıkıyorum ben. Tamam, bekliyorum ben, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Thank you.
Acıkmıştım lan ben de. İyi oldu. Ver şunu. Al. Ne oldu? Sinirlendin mi? Adamı hasta etmeyin, ver şunu. Vermezsem ne olur? Uzatma. Havalara bak. Ha lan. Sanki bir şey yapacak. Bir de alsana lan, iyi gider yanında. Nereye oğlum? Konuşuyoruz. Ne bakıyorsun? Dayak mı istiyorsun? Döveriz de yani. Sorun değil. Tamam mı? Hop 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 hop. Dal lan. Geri bas. Sen nereden çıktın kızım? Akıllı olun. Aklınızı alır. Hele bir dokunun. Bakın sonra ne oluyor? İkile. İkile hadi. Çal. Tam dalacaktım sen geldin ha. Ama iyi oldu. Sonra dövecektim al başına belayı. Neyse ya sen takılma boş ver. Bu tipleri sabaha kadar dövsen az zaten. Doğru diyorsun. Hop. Sanırım. İlk kez görüyorum. Tamam lan abartma sen de yürü. Acil bir durum olursa siz beni ararsınız telefonla, tamam mı? Kolay gelsin. Taylan. Canım hoş geldin. Geç otur. Gel. Bir şey içer misin? Yok teşekkür ederim iyiyim böyle. Hayırdır, neyin var? Taylan, sen benim en eski arkadaşımsın. Ben kimseden kolay kolay bir şey isteyemem, biliyorsun. Akıl istemeye geldim. Kızım, söylesene ne olduğunu. Babamın bir arkadaşı bütün borçlarını babamın üstüne yıkmış. Dün gece de babamın gözünün önünde intihar etmiş. Sabah babamı karakola aldılar. Borçlar yüzünden de neyimiz var neyimiz yok. Her şeye el koyuldu. Bir de biliyorsun aylardır maaşlarımızı ödemiyorlardı doğru düzgün. Ben bugün şirkete gittim sabah projemin üstüne yatmaya çalıştılar. Ben de istifa ettim. Ne diyorsun ya? Dur. Teker teker başlayalım. Birincisi sakin olacağız. İkincisi Ahmet amcanın durumu ne? Yani avukatı kimdir? Murat ilgileniyor. Umutsuz konuşmadı. Tamam. Üçüncüsü de... Borç ne kadar biliyor musun? Tam bilmiyorum. Ama çok. Yani borcun asıl sahibi intihar etti işte. Oradan hesap et. O zaman şöyle yapalım. Sen borcun meblağını öğren. Ben de ona göre kredi çekeyim. Hı? Hayır Taylan, ben borç falan istemiyorum senden. Evde herkes çok dertli. Murat da sen annesini bıraktı. Benim babamla ilgileniyor. Ben dertleşmeye geldim sadece. Tamam dertleşelim ama çözeceğiz de bu problemi değil mi? Birlikte. Taylan. Ay kardeşim, beni uğurlamaya mı geldin? Evet. Ben de Londra'ya gidiyorum ya yarın. Gitmeden seni bir yakalayayım dedim. İyi yaptın, sağ ol kardeşim. Merhaba. Merhaba. Zeynep, ben senin iş mevzusunu çözeceğim bugün. Sen hiç merak etme, tamam, tamam mı? Tamam, halledeceğim ben. Yalnız gençler, ben çok geciktim ya. Kalıp muhabbet etmek isterdim. Seninle de hiçbir şey konuşamadık ama uçağı kaçırırsam Sinem beni öldürür. Tamam sen hadi çık. Balayı dönüşü belki Londra'ya yarıma uğrarsınız. Olur, güzel olur. Ceren selam söyle. Tamam hadi görüşürüz. İyi yolculuklar. Sağ ol. İyi günler. Pardon, ben konuşmalarınızın bir kısmını duydum da istemeden. Yani elimden bir şey gelirse, ki gelir, destek olmak isterim. Öyle mi? Evet. Mesela para meselesine gelince... ben size veririm. Sizin elinizde olunca geri ödersiniz. Ya babanız hakkında da emniyete tanıdıklarım var. Onlardan bir görüş alırız. Ha bir de meslek neydi sizin? Konuşmanın tamamını dinlemişsin.
Yok, dinlemedim yani. Kulak misafiri oldum diye. Yok yok, misafirlik falan değil. Bayağı ikamet almak seninki. Bir de üstüne yok para vereyim, yok emniyette tanıdık falan. Ben senden yardım istedim mi? Sen nereden buluyorsun hayatıma bu kadar müdahale etme hakkını? Bütün bu öfke destek olmak istediğim için mi? Kimsenin yardımına ihtiyacım yok benim. Ablam varken konuşamadık. Sohbetimiz yarım kaldı. Değil mi lan? Aynen öyle kardeşim. Ya bir gidin ya. Konuşalım dedik. Laf dinle. Ya çekilsene. Çekilmezsen ne olur lan? Yeter lan, yeter! Lan? Yeter lan, yeter! Ali, ne yapıyorsun sen? Gel bakayım benimle. Hocam ama... Gel benimle. Aldık kankalar. Ben kesin kalırım Ayın Hoca'nın dersinden. Almıyor kafam. Kaç gece sabahladım bir de. Sorma vallahi. Boş kağıt verdin. Hayırdır? Senin sesin çıkmıyor. Yine en kral notu sen alacaksın değil mi? Ya kolaydı aslında ya. Ne bileyim. Hocanın derste anlattığı şeyler işte. Tabii tabii. Adam cins abicim. Ne biçim soru sordu ya. Yaptı yine yapacağını. Yamulduk. Nasıl geçti çocuklar? Zorlanmayın diye tek bir soru sordum. Bu iyiliğimi de unutmayın sakın. Finalde toparlayacağız artık hocam. Dağıttınız bizi. Abartmayın canım. Yapan nasıl yapıyor? Bakın Elif'e. En yüksek notu sen alacaksındır yine. Bilmem ki hocam. Yok yok, biz biliyoruz seni. Neyse, bu akşam okurum kağıtlarınızı. Yarın öğrenirsiniz notlarınızı. Acele etmeyin hocam. Zaten belli bizim notumuz. Neyse, görüşürüz. Güle güle. Görüşürüz hocam. Ali lan, dakika bir gol bir olma. Sen niye bulaşıyorsun oğlum heriflere? Ya ben niye bulaşayım? O bana bulaştı. Hala diyorsun niye bulaştık? Seni görünce bir şey yapamadı ya, rahat duramadı tabii. Ya sen bu heriflerin huyunu suyunu bilmiyor musun? He deyip geçeceksin işte. Kafam babama bozulmuştu. O da bulaşmasaydı. İyi oldu bebeğe. İyi oldu. Babamlar yarın geliyor oğlum. Müdür okula çağırdı bir kere. Sen eve gidince ne hesap vereceksin oğlum? Neye kilitlendin? Baksana lan çok güzel. Melek, melek. Biraz sessiz bir tip gibi ama sanki. Olsun. O konuşmasa da olur. Gözleri yeter onun. Bir de aynı sınıfa düştük. Öyle mi lan? Ya şaka gibi. Daha muhabbete giremedim ama... Yarın bir muhabbete gireceğim. Gir. Gir de. Bu kız sana bakmaz, ben söyleyeyim. O ne demekmiş ya öyle? Görürsün. Asıl sen görürsün. Gülnaz teyze. Ah, hoş geldin kızım. Rahatsız olma, rahatsız olma. Nasıl oldun? İyiyim, sen nasılsın? İş güç, ne olsun. Hastaneye gelemedim bugün, kusura bakma. İyi ki gelmedin kızım. Bana kalsa ben de gitmeyeceğim de. Murat zorla kaldırıp götürüyor. Bak kızım, ola ki bana bir şey olursa. Fani dünya, ölümlü dünya. Murat'la sen birbirinize emanetsiniz. Ona göre. Gülnaz teyzem, deme öyle şeyler.
Sen çok güçlü bir kadınsın. Bırakmayacaksın kendini. Tamam kızım, tamam. Ben biraz odama gidip dinleneyim. Ah, sağ ol. Siz kalın, siz ben giderim. Sen sağlam duracaksın Murat. Gülnaz teyze de senden güç alıyor. Biz böyle bir dünyada çok güçlüydük be Zeynep. Ana oğul beraber olduk mu bize hiçbir şey olmazdı. Ama şimdi hayatımda ilk kez korkuyorum. Gülnaz teyze hala yanında. Korksan da onu belli etme. Haklısın. Haklısın işte. Tamam, ben toparlayacağım. Zeynep, dün akşam. Öylece bırakıp gittim biliyorum. Çok özür dilerim. Murat, yani hislerin, söylediklerin hepsi benim için çok kıymetli. Ama... Ama. Aramızda bir ama var yani. Ya senin annenin hastalığı, benim babam karakolda falan, bunları konuşmak için çok uygun bir zaman değil bence. Taylan arıyor. Efendim Taylan. Gerçekten mi? Hayır, yok, hayır, şahanesin, çok teşekkür ederim. Tamam. Tamam. Tamamdır, teşekkürler, görüşürüz. Hayırdır? Ya bugün bir tatsızlık oldu, ben işten ayrıldım. Sonra Taylan'a uğrayıp mevzuyu anlattım. Balayına giderken iş bulmuş bana çocuk. Sen de anneni hastanede bırakıp benim babamın yanına geldin karakola. Ya bütün gün kimseye rahat vermedik, anlayacağın yani. Deme öyle. Ha, bütün bunlar yetmezmiş gibi bir de Taylan'ın restoranında Kenan Arca ile karşılaştım. Bir görsen yine bir kibir, bir kendini beğenmeler falan. Adam tek bir lafıyla dünyaları yerinden oynatabileceğini zannediyor. Bunları anlayacağın kadar uzun konuştunuz demek. Yok canım, öylelerini tanımak için 30 saniye yetiyor insana zaten. Hadi gittim ben. Gideyim evden birkaç parça giysi alayım, babama götüreyim. Verirler değil mi karakolda? Gerek kalmayabilir. Suçsuz olduğu ortada. Belki bugün bırakırlar. İnşallah. Ya çok teşekkür ederim babam için yaptıklarına. Ben geldiğin için teşekkür ederim. Evet Selim, anlat. Ne buldun? Detayları geç yalnız. Feraye Erdem. Nasıl yani? Annemin miymiş ev? Tamam. Bak şimdi hemen harekete geçiyorsun. Sana söylediğim gibi evi al. Tamam mı? Sakın önünden kaçırayım deme. Hadi ara beni sonra. Abi. Geçen gün eski eşyaları karıştırırken bu kaseti buldum. Sana daha önce verecektim ama unutmuşum. Babamın mı acaba? Bir ara birlikte izlesek. Merak ettim. Olur. Bakarız. Ablam geliyor. Ben söylüyorum, tamam mı? Afiyet olsun. Murat belki çıkarırlar babamı demişti. Abla. Babam çıktı. Ah, çok şükür. Nerede peki?
Biraz başını dinliyor. Bir şeyler yedi mi? Aman yok. İki çift laf söyledim diye dünyaya küstü, sofraya küstü. Hayır, ben kötü ne söylemişim Elif? Ne söyledim ben kötü? Ben bir çorba götüreyim ona. Elif şu tabağı versene. Hayır, sen elin adamının lafıyla ne iş yapıyorsun? Al işte, dımdızlak kaldık yani. Yani anneciğim, arkadaşı gözünün önünde intihar etmiş, sen bir de söylendin mi adama? Allah ölenin taksiratını affetsin. De, dirinin tahsilatını alacaklar, affedecek mi acaba? Ay anne, deme öyle ya. Ya tamam, çalışır öderiz işte. Gerçi ben bugün istifa ettim. Maşallah, maşallah, çok güzel ettin yani. Hakkımı yiyorlardı orada. Hem Taylan yarın yeni bir iş görüşmesi ayarladı. Oturacağım bu gece, mis gibi yenileyeceğim portfolyomu. Alacağım o işi, göreceksiniz. Bir kere senin alacağın maaşla ödenecek bir borç olaydı, Servet intihar eder miydi hiç? Ah ah, giden gitti. Anne, çok şükür açıkta değiliz. Başımız sokacak evimiz var. Evimiz güzel de tine yıkılmış. Ben şunları götürüyorum. Yani sonunda hepimiz senden kaçıp Ardiye'de yaşayacağız ha. Ona göre. Ağlama hadi. Hadi giyin beni sen de, giyin hadi. Sen beni arar mıydın ya? Mezunlar gecesine gelemedim ya. Nasıl geçti diye sorayım dedim. İyiydi, iyiydi. Ben artık şirket avukatı olduğum için bayağıdır kimseyle görüşmüyordum. Özlemişim hepsini. Sen hala bu Kenan Arzu ile çalışıyorsun değil mi? Evet. Neden sordun ki? Babacığım, o kadar korktum ki. Benim yüzümden. Hepsi benim yüzümden. Gururunu kırdım. Kaldırmadı. Benim yüzümden öldü. Gözlerimin önünde öldü. Baba, kendini suçlama, ne olur. Ben bu hayatta hiçbir şey beceremedim Zeynep. Hiçbir şey. İyi bir dost olamadım. Servet gitti. İyi bir koca. Annem mutsuz. İyi bir baba. Benim yüzümden. Varımız, yoğumuza benim yüzümden acısı gelecek. Hiçbir şeyi beceremedim ben. Hiçbir şeyi. Biz seninle hep gurur duyduk. Senin bir kabahatin yok. Böyle olacağını bilemezdin ki. Şimdi çok iyi anlıyorum. Servet'i şimdi anlıyorum. Çaresizlik ne demekmiş? Borçlu olmak ne demekmiş? Vebal almak ne demekmiş? Şimdi çok daha iyi anlıyorum. Baba. 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 Bizi anla, bizi. Sabah seni götürdüler ya. Bizim ödümüz patladı. Sana bir şey olacak diye çok korktuk. Babamıza bir şey olacak diye çok korktuk. Yeter ki sen bizim yanımızda ol. Gerisi borçmuş, sen etmiş, hepsi ödenir. Nasıl? Ben yeni iş buldum.
Senin kazandığın parayla ödenecek borç değil bunlar. Benim bir çare bulmam lazım. Bulursun. Buluruz. Bir arada olalım yeter. Bak aç değiliz, açık da değiliz. Bu çatı altında bir arada olduğumuz sürece bizi hiçbir şey yıkamaz. Etme. Bir şey olmayacak. Ama sana da iş düşüyor. Sen de dikkatli olacaksın. Gözün Kenan'ın üzerinde olsun. Bir şey fark edersen hemen bana geleceksin. Başta gitmesini istemedim Kenan'ın. Burada işlerin başında olması daha iyi diye düşündüm. Ama belki de Londra'ya gitmesi hepimiz için daha hayırlı olacak. Çeren'e de oralarda göz kulak olacak birilerini bulurum ben. Her şey kontrolüm altında yani. Hadi telefonumu getir. Ay. Ay bir dakika. Ay sıfıra indi tansiyonum, sıfıra. Oh. Anne kendi kendini hasta edeceksin, böyle yapma. Kendi kendine mi diyorsun? Aa. Ay başımıza gelenlere bir baksana kızım sen. Oh. Anne döndürür müsün şu kolunu? Hı. Ay sıfır indi, tansiyonum sıfır. Hadi sakin ol. Of kokla şunu. Ay kim? Kim? Türkan kim? Banka. Borçlar için mi arıyorlar acaba? Ay anne babamın borçları için banka benim yarası. Ne bileyim, arar arar banka bu yani. Hadi bak sakin ol, daha da düşecek tansiyon. Tamam. Ay. Kadir lan. Hı? Senin hoca görecek bir gün seni buralarda ha? Sporcu adama ters olun böyle ortamlar. Bir şey olmaz. Servet olayına ne diyorsunuz beyler? Duyunca çok şaşırdım. Adam çat diye vurmuş kendine. Borç meselesi varmış. Nasıl darlandıysa artık adam. Ahmet amcaya da bayağı borcu varmış. O yüzden almışlar Ahmet amcayı içeri. Adamı vurdu zannetmişler. Herif de battı diyorlar. İşleri zor abi. Servet de gitti. Öyle vallahi. Yazık. Lafı açılmışken şu Türkan var ya. Ahmet amcanın büyük kızı. Çok havalı hatun değil mi? Hakikaten ha. Çok güzel hatun. Geçen çarşıda gördüm ben. Yeter lan yeter. Oğlum bir de delikanlı olacaksınız. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Milletin kızı hakkında konuşuyorsunuz. Ayıp. Ne oldu aga? Neden celallendin sen? Ne demek kardeşim neden celallendin? Komşunun kızı lan o. Üzgün konuşun. Cıvıttınız lan iyice. İş ver lan. O evi nasıl buldu hala anlamadım. Çok soru soruyor bu aralar. Ya anlarsa yalan söylediğimizi? İşin içinde benim de olduğumu? Senin için rahat olsun. Bir sorun yok. Hem her şeyle bizzat ilgileniyorum işte. Hem sen de kendini suçlama artık. Unut bunları. Senin bir kabahatin yok. Sen ben ne dersem onu yaptın, tamam mı? Daha fazla düşünme. Anuş? Hı. Çikolata yesek mi? Hamileyim, sevgilim de.
bir çıkmaz sokak kaç yola ayrılır? Karnımdaki bebeği seçsem, oğlumu bir daha bana göstermezler. Oğlumu seçmek için karnımdaki bebekten vazgeçmem gerek. Kocamı, ablasını hep suçladım. Sevgisizlikle, zalimlikle. Onlardan ne farkım kaldı? Meğer insan ya sevgisizlikten zalim olurmuş, ya sevmekten. Hayatın bize zulmü de buymuş. Herkes aynı hayatta. Kendini bir şey sanma. Ne kadar çok bilirsen, o kadar bela başa. Sen bilirsin aslında aklımdan geçenleri. Zaman her şeyi çözer, şu beklemek olmasa. Gözlerimi açsam da sen çıksan karşıma. Gel beni azat et, kayboldum karanlıkta. Ben bizi unutmam, gitmek yakışmaz bana. Yolcuyuz hayatta, sen gel otur yanıma. Gözlerimi açsam da sen çıksan karşıma. Gel beni azat et, kayboldum karanlıkta. Ben bizi unutmam, gitmek yakışmaz bana. Yolcuyuz hayatta, sen gel otur yanıma. Bunca yıldan sonra yatağını terk edip giden adamın ayağına gelmezdim ben. Ama bir şey söyleyecektim canım ben sana. Diyecektim ki başın sağ olsun. Ay hadi bakayım, ne bu suratlar ya? Babam döndü, her şey düzelecek, tamam. Bu evde daha fazla asık surat görmek istemiyorum. Bitmiştir. Ya abla şey diyecektim. Ben... Günaydın. Günaydın. Çay getirir misin Elifciğim? Tamam. Abla şey... Çok geç kaldım. Çok geç kaldım. Ben çok geç kaldım. Peynir attım şuradan ağzıma. Hayır lütfen otur, kahvaltını yapacaksın. Daha portfolyomun çıktısını alacağım. Allah'ım be Zeynep. Al o zaman. Al şu yumurtalı ekmeği. Rujunu bozmadan. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Ya benim bu işi almam lazım. Şans direyim bana ne olur. Alacaksın. Tamam. Hadi bol şans. Tamam hadi. Günaydın. Çok geç kaldım. Görüşürüz. Günaydın. Ay Ali konuş artık Allah aşkına. Hadi. Ay vallahi misafirliğe gelmiş gibi Zahmetciğim. Kahvaltımız bile hazırlanmış. Baksana, evete bak. Kimin bu ev acaba böyle? Biraz bakımsız ama ikbal görmüş belli. Alo, efendim? Kim? Pardon bir dakika. Kim? Aman alacaklılardır, kim olacak? Sen ne söyleyeceksin? Hiç, babam dönmesine çok sevindim diyecektim. Allah Allah. Laf mı bu şimdi? Vallahi ben ne diyeceğimi bilemedim. Düşünmem için bana biraz zaman verseydiniz. Hemen bugün mü? Peki nerede? Tamam, evet. Evet, biliyorum orayı, biliyorum. Kaçta peki? Tamam. Aslına bakarsanız biz sizi işlerinizi beğenmeseydik de bir denemek isteyecektik. Taylan yakın arkadaşım. Hatsun'u kıramam. Ama portföyünüzü önceden görmüş olsaydık, Taylan araya girmeseydi de biz size iş teklif ederdik zaten. Bu
huzurevi projesinin bitmiş halini görmüştüm. Çok ince düşünülmüş detaylar vardı. Lütfen kahvenizi soğutmayın. Biz şimdi bir otel zinciri projesi üzerinde çalışıyoruz. İsterseniz siz odanıza yerleşin. Öğleden sonra ilk toplantıda görüşelim. İşe başlıyorum yani. Zaman kaybetmeye gerek yok. Hafta içi sigorta için gerekli belgeleri hazırlarsınız. Sorun istemiyorum Selim. Göster avukatlığını, tamam mı? Bak sonra mazeret kabul etmem. Tamam, fiyat önemli değil. Ben parayı transfer ettireceğim sana. Peki. Anladım Kenan Bey. Ara beni. Kenancığım. Burada mıydın sen hala? Hayrola, bir şey aldın galiba. Benim neden haberim yok? Kendi payımla küçük bir yatırım yaptım. Yatırım yaparken sana mı sormalıyım? Yok tabii de. Yani biz bir aileyiz. Böyle şeyleri konuşmak daha doğru olmaz mı? Benim aklımdan bile geçmedi doğrusu. Aile için önemli bir yatırım olduğunu da düşünmüyorum zaten. Neyse benim çıkmam lazım, toplantım var. Peki. Ben eve tekrar uğrayacağım. Havalanına gitmeden vedalaşırız. Zeynep Hanım. Buyurun. Yeni işiniz hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Buyurun, bu sizin. Ne bu? Avansınız. Demet Hanım'ın talimatı. Şurayı imzalar mısınız? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar, demek ki neymiş? Bundan sonra daha çok çalışacakmışsınız. İtirazı olan var mı notuna? İsteyen varsa hemen birlikte bakabiliriz kağıdına. Ama hocam, zordu cidden. Biraz daha insaflı olsanız. Yapan nasıl yapıyor? Bakın Elif'e. Aferin Elif. Neyse, finallerde yükseltirsiniz artık notlarınızı. Ders bitmiştir, haftaya görüşürüz. Hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Bursu vardı ya. Hı hı. Başvuracaksın değil mi? Evet hocam. Kabul ederlerse tabii. Sen istemedin ama ben senin yerine bir referans mektubu hazırladım. Hatta yolladım bile. Bir de bir arkadaşım var orada, onu aradım. Senden bahsettim. Başvurunu yapabilirsin. Hocam gerçekten mi? Evet. Hocam siz... İnanamıyorum. Çok teşekkür ederim. Şu an ne diyeceğimi bilemedim, affedersiniz. Neyse, sen de başvurunu yap bir an önce. Hadi görüşürüz. Görüşürüz hocam. Bakabildiniz mi projeye? Evet, ne kadar heyecan verici bir proje. Güzel. Tanıştırayım. Şirketimizin sahibi Kenan Bey, Zeynep Hanım. Memnun oldum.
Halilan. Ha. Müdür bizimkileri okula çağırmıştı ya. Ha. Bugün geleceklerdi. Sen diyeceksin. O iş tamam ya. Merak etme sen. Nasıl tamam? Ya hallettim ben o işi. Başka birini buldum. Kimi? Ha geldi bak. Kadir abi. Ha. Kızım evde durumlar karışık. Babamı nasıl çağırsaydın? Kadir abi ne alakaya? Ya müdür futbolu çok seviyor ya. Ha. Kadir abi işte böyle ince bir ayar çekecek. Sohbet muhabbet derken bizim işi tatlıya bağlayacak. Vay. Ya. Abi. Ne haber? İyi. İyi yürüyün. Demet Hanım, toplantı notlarını bana mail olarak da atarsınız. Peki efendim. Sağ olun. Nasıl bir oyun bu? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ortada oyun falan yok. Taylan senin iyi bir mimar olduğunu söyledi. Bize de bu projede iyi bir mimar lazım bu. Sen de daha hiçbir işimi görmeden benim doğru insan olduğuma karar verdin. Evet. Çünkü sen doğru insansın. Bak insanlar kendine benzeyenlerle çalışmak isterlermiş. Biz seninle birbirimize benziyoruz. Ne büyük yanılgı. Niye? Sen dik başlısın. Açık sözlüsün. Müdanasızsın. Toplantıda bir şey söyleyemedim ama ben seninle çalışamam. Hoşça kal. Bak düğünde olanların eğer bu kararında bir payı varsa bence büyütme. Benim için bir önemi yok. Asıl benim için hiçbir önemi yok. Güzel. Zaten evleniyorsun da. Bak o gece olanların gerçekten senin için bir önemi yoksa bu işi kabul etmenin önünde bir engel yok demektir. O zaman hayırlı olsun. Siz de bu akşam Londra'ya taşınıyormuşsunuz. Ben de size iyi yolculuklar dilerim Kenan Bey. Efendim Sevim. Neredesin şu an? Ofisteyim. Çıkacağım şimdi. Ne oldu? İyi misin sen? Yani nasıl desem. Çok tuhaf. Zeynep konuşmamız lazım. Uygunsan buluşalım. Tamam. Buluşalım. Neredesin sen? Nerede buluşalım? Sağ ol İrfan. Sen nasılsın? Evle ilgili bir gelişme var mı? Nasıl yani? Satıldı mı? Kim almış? Tamam. Sağ ol. Görüşürüz. Hayırdır oğlum? Ahmet amca satmış evi. Arayan avukat arkadaşımdı. Ne yapacaklar şimdi? Demek ki öyle gerekmiş oğlum. İyi de para borca gidecek. Nasıl yaşayacak bu insanlar? Evsiz kaldılar. Zeynep'in haberi var mı acaba? Kim almış? Tanıyor musun? Kenan Arca. Düğüne geldi ya, o herif. Ah, hoş geldin. Ne oldu, iyi misin? Apar topar geldim sen öyle arayınca. Nasıl söylesem bilemiyorum ki.
öyle? Gülnaz teyze hastaneye geldiğinde biz Murat'tan da kan almıştık. Yani belki lazım olur diye. E'si hastanede kan olduğundan Murat'ınkini kullanmamıza gerek kalmadı. Bugün de test edildi Murat'ın kanı. Çok acayip ya. Yani Murat'la Gülnaz teyzenin kanı uyuşmuyor. Yani ne demek bu? Yani şu demek. Murat Gülnaz teyzenin öz oğlu değil. Ne? Ne diyorsun Sevim sen? Yani başka bir sonuç çıkmıyor. Bir hata falan olmuştur belki testte. Biliyorum. Başta ben de öyle düşünmüştüm. Hatta o yüzden testi tekrar ettik. Maalesef sonuç yine aynı çıktı. En yakını sensin Zeynep. Başka kimseye söyleyebileceğim bir şey değil bu. Ne yapacağımı da bilemedim. Abi Murat'la konuşsam iyi olacak. Gerçi ne diyeceğimi de bilmiyorum ki. Ama konuşmam lazım. Duymuyor herhalde. Benim Zeynep'le konuşmam lazım. Çıkıyorum. Tamam oğlum. Selam söyle. Bir ihtiyacın olursa ararsın, tamam mı? Alo Ceren. Abi ne zaman gelirsin? Geç kalmayalım sonra uçağa. Kenan duyuyor musun beni? Duyuyorum duyuyorum. Ya ben de onu diyecektim sana. Sen acaba binip gitsen mi havaalanına? Biz direkt orada buluşalım seninle. Olur mu? İyi de halamı görmeyecek misin gitmeden? Ararım ben onu. Sen de söylersin gelemeyeceğimi. Tamam? Tamam öyle olsun. Görüşürüz o zaman. Hadi görüşürüz. Kenan, dikkatli oyna anneciğim. Bahçeden dışarı da çıkma, olur mu canım? Ben de birazdan geleceğim. İyi akşamlar oğlum. İyi akşamlar Gülnaz annem. Nasılsın? Sağ ol, daha iyiyim. Hayırdır, nereye böyle gece vakti? Bir ihtiyacın varsa halledelim. Sağ ol. Bir işim vardı da beni götürüver. Emrin olur Gülnaz annem. Buyur gel. Aa, sağ ol. Gel annem. Oh, dikkat et. Sağ ol yavrum. Sen sağ ol. Hoş bulduk. Zeynep evde mi? Aradım ulaşamadım da. Zeynep evde yok ama gelir birazdan. Gir içeri. Yok ben burada beklerim. Aa, olur mu canım öyle şey? Gel. Ya bütün gün evdeydim. Biraz hava alırım. Benim için de iyi olur. İyi. Nasıl istersen. Bir şey mi var? Yok. Bir şey olmadı. İyi peki madem. Ben geçiyorum içeri. Geç geç. Olmuyor böyle ya. Gir gir, soğumasın. Görüşürüz sonra. Hadi hayırlı olmaz. Al dedim. Olmaz, olmaz, olmaz öyle. Olmaz. Olmaz. Al. Hadi. Hadi hayırlı işler olsun. Peki anne.
Ben de sana gelecektim. Sana anlatacaklarım var. Biraz konuşalım mı? Benim de sana söylemem gereken bir şey var. Sen ne diyecektin? Bir avukat arkadaşım aradı. Ne oldu bana? Ne işin var burada? Neden geldin? Sana söylüyorum. Konuşmamız lazım. Çok fena. Çok fena şeyler oldu. Ne oldu? Kenan. Yeğeni. O evi satın almış Şevval. Anasının öldüğü evi. Yakında her şeyi öğrenecek. Ondan sakladığın her şey. Burada. Beni takip mi ettin? Eve kadar gelmek ne demek ya? Burası benim evim Zeynep Hanım. Nasıl yani?